Congur congur lezzetlere hoş geldin. Peki nasıl yapacağız bu yaprak pidesini? Arayalım anneyi. Mısır ununu. Mısır ununu başka böyle buzluğunda saklayan varsa bilgilendirsin. Göçmene yaranamayacaksınız burada. Buna ona hak verdiğim tek konumu ve gerçekten... Ya sen o su nereye gidiyor farkında mısın? Herkese merhaba. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Congur congur lezzetlere hoş geldiniz. Bu videoda yaprak pidesi yapacağız. Serinin ilk videosunda yaprak pidesi yapacağız. Nasıl hissediyorsun? Heyecansız. Sen biliyor muydun yaprak pidesi? Hayır, bilmiyordum. Yaprak pidesi bizim ailemizden, göçmen geleneklerimizden gelen bir yemek. Anneannemin yaptığı ve benim aşırı sevdiğim bir yemekti. Sonra Nur annem tarafından yaptığında bir ilk tanıştırıldı bu yemekle. Beğendi miydin? Çok... Gerçeği söyleyeyim. Evet, çok beğenmedim. Ama alışkın olmadığım bir lezzet. Yani... Evet, biz bir tek don sarmada o yaprağı yediğimiz için bilmiyordum yani haliyle. Alışkın olmadığım bir lezzet olduğu için garip geldi ama kötü değil ama bana göre de denemez yani. Vallahi ben aşırı seviyorum. Bakalım izleyenler arasında bu arada bu çok bilmedik bir şey. Bilen varsa yorumlara belirsin, ben de merak ediyorum. İzleyenler arasında bunu bilen var mı diye. Lafı gelmişken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelmişken taşı dediğine koyalım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İleride kanalımızdan bahsedin de onlar bizden diyebilmeniz için şimdiden abone olun. Peki nasıl yapacağız bu yaprak pidesini? Sen anneden tarif aldın ya. İstersen tarifi sen de. Tarifi ben aldım ama unuttum. Ben hatırlıyorum. Taze soğanları doğruyoruz. Taze naneleri doğruyoruz. Sonra süt koyuyor muyduk? Arayalım anneleri. Ya böyle krep kıvamında bir şey yapacağız. İçinde taze nane ve taze soğan olacak. Birazcık zeytinyağı dedi, sıvı yağ dedi. Sıvı yağ dedi, pardon. Sıvı yağ dedi. Sonra... Un dedi. Un olacak. Mısır unu dedi, evet. Evet. Süt sonra... dedi galiba çünkü oraya bir su lazım. Bence de. Sıcak su muydu dedi ya yoksa? Ilıktır. Musluktan alınan su dedi. Musluktan doğalgazla ısınan su dedi. Arasak mı acaba? Tamam şu an onun için. Yani işin olayı özeti şu aslında, tavada pişecek. Bu alta yaprakları sereceğiz değil mi? Onun üstüne hazırladığımız o harcı süreceğiz. Evet. Tekrar üstüne bir tane daha yaprak kapatacağız ve tavada pişirmeye. Yani tava böreği gibi bir görüntüsü oluyor. Sonra böyle pizza dilimi gibi kesiyorsun. Böyle yiyorsun. Sosla ilgili peki süt mü su mu ayrımı nasıl öğreneceğiz? Bakalım. Nefis yemek tariflerine bakalım. Yani aşkım biz göçmeniz ya. Ne tamam o zaman anne ne arıyor? O zaman... anne ne yapıyorsun? Şimdi video çekiyoruz da bu yaprak pidesinde içine harcına süt mü koyuyorduk, su mu koyuyorduk? Hayır, süt değil. Yoğurdu aydan yapacağız. Hayır, hiç aklımıza gelmedi ya. Şimdi aynen şimdi yapacağız da bak biz ya süt ya su diyorduk. Hadi öpüyorum, sağ ol, gene konuşuruz. İkisinin de dediğinin olmaması peki. Evet, Allah'tan aramışız. Tadı yine kötü olabilir diye anlaşılmam. Evet, duydunuz. Trikotlisi macerası 2. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden geçelim bakalım ne olacak. Sen tadı soğanları yıka, ben ayran yıkayım. Haydi bakalım. Ben sana yiyeyim çipsi. Ben taze soğanları su doğramış mıyım? Vazgeçeyim. Bundan 4 kaşık falan koyalım. Nanenin içinden sarmışık çıktı. Ha, naneymiş pardon. Aynı öyle değil mi bak. Ne kadar yoğurt koyacağım buna ya? Aa yeter o yeter. Şimdi congur congur lezzetlerde efsane bir... Pratik bilgiler. Pratik bilgi veriyoruz. Yoğurdu kaşıkladıktan sonra eğer bakın şöyle bırakırsanız bu yoğurt sulanıyor. Ama yoğurdu bu şekilde düzlersen... Geçmiş olsun kardeş, yoğurt hiçbir şekilde sulanmıyor. Nur bunu öğrendiğinde çok büyük bir aydınlanma yaşadı. Bir şey diyeyim mi? 4 senedir mi biz tanışıyoruz? 3 senedir. 3-4. Tamam, Ömer'i tanıdığım günden beri ona hak verdiğim tek konumu ve gerçekten bana yararlı olarak verdiği tek bilgi buydu. Ben de eskiden yoğurdu böyle üstten alan insanlara uyuz olurdum. Niye o şeyi bozuyorsun? Ben hep kenardan alıp böyle mesela el kremini açıyorsun ya, ben onu da o şekilde kullanıyorum hala. Yoğurtta senin yöntemin daha çok işe yarıyormuş. Yoğurdumuz hazır kıvamı. Nur da hala daha işte doğruyor. Benim işime de kolaydı tabii. Sen sadece benim hazırladığım yoğurdu çırpıyorsun ya. Şimdi o zaman ununu koyacağım. Ha, bir tane de o kadar daha at. Bunu da buzluğunda saklıyoruz. Ya mısır unu. Mısır ununu başka böyle buzluğunda saklayan varsa bilgilendirsin bizi. Herkes öyle tamam mı? Neden canım? Siz bunu yapıyorsanız biz de mısır ununu buzluğa koyuyoruz devamını. Hep kullan.
kullanılan bir un değil. Ve buzlukta buzlanmıyor yani. Bak aç bir, normal her zamanki durduğu gibi. Nasıl böyle bir şey sağlanıyor bilmiyorum. Ben de mısır ekmeği yaptım. Canım çok istemişti. Sonucu şurada yatıyor. Sonucu böyle oldu. Elimde soğan var bu arada, elimi çekme. Bunu annem görüp de üzülsün diye gösteriyorum. Tarif almak için ben aradım. Annemin tarifi değildi, ablamın tarifiydi. Şaka şaka, o güzel anlattı, ben yapamadım. Az pişirmişsin, sonradan öğrendik ya onu. 1,5 saat fırında durması lazımmış galiba. Ya evet ya. Mısır ununu. Ununu. At. Göçmenlerde altın kural, birincisi her şeyi inanılmaz tuzlu, yağlı yemen lazım. Bence o göçmenlerde tansiyon hastalığı olması için altın kural. Atıyorum. Ya bu bence biraz daha koyu olması gerekiyor. Evet. Ne kıvamda demiş? Koyu ayran dedi, koyu. Boza dedi. Ha, boza dedi. Sen buna bir sürü leke yapmıştın ya, bunu dün çıkaracağım diye lekesim canım çıktı. Şimdi Nur'un şöyle bir problemi var. Hayır, hayır, bunu konuşuyoruz. Niye? Çünkü bunda haksızsın yani. E haksızsam anlatayım o zaman. Hadi yapıyoruz ya, yeter. Bozanı çok sıcakta beklemiş hali oldu. Sen mısır ununu seversin, biraz oldu. Ömer, buraya... Neyse bak, bu ırkçılığa girer ha. Nur, Laz değil. Sen Çerkessin, biliyorum. Ama Laz dediğin zaman çok kızıyorsun. Ben de eğleniyorum, o yüzden Laz deyip dalga geçiyorum. Çay içiyorum diye bana Laz diyor. Yani böyle... Combur combur içtiğim için. Bunu bir çay yapıyor. Tamam, çok güzel ama. İki koca kaşık dem koyuyorsun. Üstüne sadece şu kadar su koyuyorsun. O da sadece iki bardak çay çıkarıyor. Yani hayvan gibi tavşan kan oluyor. Çünkü biz her akşam iki bardak çay içip yatıyoruz yani. Ama ben üçü istiyorum. Ne yaparsınız zaten, bir göçmene yaranamayacaksınız burada. Bunu anlıyorum. Bu ne, burada ekmek var bozulurdu. Şey, biz her şeyi bozulurdu sattık. O ekmeği çok beğendiğim için Ömer'den 2 dilim kendisi. Çünkü Ömer ekmek geldiğinden ertesi günü baktım yere sökmüştü. Geçen günlerde bir çuval ceviz vardı, ayıklamış hepsini. Bize böyle şu kadarcık kaldı. Yemek yendiği için bu evde tepki alıyorum. Kontrolsüz yiyorsun. Kontrolsüz yiyorum. Tamam, şimdi yaprakları sereceğiz. Şimdi ocağımızı açalım. Yaprakları sereceğiz biraz. Annen dedi ki onu kızdırın dedi önce dedi. Hiç öyle bir şey demedim. Şimdi yaprakları dizeceğiz buraya, biliyorsun. Ya her şeyi çok yağlı yiyorsun ya. Şimdi desem ki buna tereyağı koyalım der ki okey. Kesinlikle okeyim ya. Tamam, biraz daha boza oldu gibi be. Genel kahraman. Sermeye başlıyorum. Bunlar donuk mu yoksa bu beyaz? Hayır, rengi öyle mi? Değil. Ben yapayım ver. Çok ıslak bunlar, normal mi? Normal canım, normal yıkadım. Duş aldırdım yaprakları. Temiz temiz yiyeceğiz. Ya, ne oldu? Neden bunu yapıyoruz? Yani? Tövbe de çarpılırsın şimdi. Tek tatil gününde böyle şeyleri bana kilitliyor. Tek tatil günün değil birincisi. Kafada tek tatil gün. Cumartesi evle ilgilenme. O da kendimle ilgilenme. Hmm. Kendimle ilgilenme dedim de kıyafetleri temizleme falan. Aşkım, ütüleme. Bu kadar... Ya sen o su nereye gidiyor, farkında mısın? Bir şey diyeceğim, sen yaprakların yönüne göre dizmiyorsun ama. Nasıl bir yön vereceğim? Tamam, sen ver bakalım. Hadi tamam. Tamam. Bir tane daha koy. Bence doğru yaptın böyle, bu arada. Şu an annen var ya, izlerken annen diyor ki aa öyle olur mu diyor. Sana kızıyordur kesin. Ben o senin kızardım yani. Oyuncu değişikliği ben seremedim. Sabah kahvaltıda krep yaptık mesela. Bu da ona benzer bir şey. Sen aynı şeyi yemiş gibi olur muydu sence? Bak çok güzel dizdim bence. Siz bunu nerede yiyordunuz? Biz bunu anneannemde yiyorduk önceden işte. Yok mesela bazı yemekler var. Gözleme. Bahçede böyle saç kurulur, ateş yakınca falan yenir ya. Öyle bir günde mi yiyordunuz? Bütün teyzelerin toplandığı bir zamanda. Önceden onlarda şey vardı. Davulunbaz mı deniyordu ona? Davul fırın. Aynen. Davulunbaz mı? Taşınabilir yuvarlak fırın vardı. Hazırlıyorlardı bunu. Ondan sonra fırına veriyorlardı. Annem en küçük ben olduğum için hep beni yanında gezdiriyordu. İstanbul'a mı gidiyor? Hemen yanına gidiyor. Ankara'ya mı gidiyor? Hemen kol çantası gibi beni götürüyordu. Bu arada iki tane de yapabiliriz ama iki tane çıkar bu yapraklar. Ben bir tam yerim. Ben hiç tam yerim. Sizin ailenin isimleri efsane ya. Söyler misin bir iki tane atanın ismini? Devletten bir ara soy ağacı çıkarma olayı vardı ya, o zaman ben bakmıştım. Fuji vardı bir tane. Çerkes ismi. Fuji filmin. Köşe Horay vardı. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Emin misin? Evet. Bence bu biraz altı toparlanınca... Bu yeterince piştiğinde ters çevirmemiz lazım. Mesela bir şey yapalım mı diye soruyorum, yap diyor, yer misin diyorum, sonra boşuna uğraşmış olmayayım diye yerim diyor. Sonra koyuyorum tabağa, bana koy ama az koy, tadına bakacağım diyor.
Sonra tadına bakıyor, çok güzel olmuş ama bir daha asla yemem. İyice. Ne yaptın? Ömer, sana inanmıyorum. Ya, neden? Yarısına mı oldu? Açıldı ama, toparladık. Başka türlü çeviremezdik ama. Çevirebilir miydik? Evet. Ben büyük tabak verecektim, servis tabağı. Hı. Onunla çevirecektik. Ha, aynısı olmayacak mıydı? Ama o düz olduğu için herhalde bir şey olmayacak. Hı. Pardon. Ne oldu buraya? Sen bak tadına. Pişirmeyi tamamladık. O zaman bana biraz tuz atabilir misin? Bakalım bugün nasıl zehirleneceğiz. Olmuş. Biraz. Sosu biraz ekşi olmuş. Neden ekşi oldu bilmiyorum. Yoğurt var çünkü içinde. Çok yoğurt koymuşuz o zaman. Ama biraz da koyu olsaymış tamammış. Ama tadı iyi yani, çok iyi. Tekrar bu restoranı tercih eder misiniz? Kesin efendim? Gelirim. Göçmen lokaline. Sen de tadına bak şimdi, kestim. Biraz da tuz vereyim sana. Onu at ağzına ya, tadını al yani. Bunu komple. Evet evet. Dilim ayar ama. Şöyle alayım. Güzel olmuş. Biraz daha içi katı olsaymış daha güzel olurmuş. Bence tadı güzel. Böyle ekşi falan ya. Ve aynen. Biz altını sen böyle deli gibi açtığın için, çok altını açtın yani. Biraz kısık da olsaydı yapraklar böyle bu hale kadar yanmadan içi pişecekti, daha güzel olurdu. Ama böyle yandığı zaman daha kıtır kıtır, daha güzel oluyor. Tamam da içi piştikten sonra tekrar açabilirsin. Son anda yakabilirsin yani dışını. Tadı bence çok güzel olmuş. O zaman hadi bakalım, bitir bunu. Digin. Ben bunu yerim. Ben McDonald's söylemeye gidiyorum. Evet, congur congur lezzetlerin ilk videosunun ilk yemeğini tamamladık. İlk yemeğimiz yaprak pidesiydi. Ben aşırı beğendim. Tam bu eskiden yediğim o tatlara benziyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Netren nasıl oldu? Güzel buldum. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bunu ben bitireceğim. Nur yiyecek mi bilmiyorum. Yemese de bile ben bunu tamamlarım. İstiyorsun. İkinciyi de yapacağız gibi. İkinciyi de yaparız. Siz de deneyip yaparsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nasıl biliyor musun? Zeytinyağlı sarma yapıyoruz ya. Onun yoğurtlu gibi, yoğurtlusu gibi. O zaman biz bunu yemeye gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.